haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yaklaşık 3 aydır kullandığımız Contigo 1.2'lik termosun uzun kullanım sonucunu açıklamak istiyorum. Yine kanalımızda daha önce inceleme videolarını yayınlamıştık. Oradan da ilk izlenimimize ulaşabilirsiniz. Ben size bu videoda uzun kullanım sonucu edindiğimiz deneyimi anlatmak için video çekiyorum. Aktif olarak kullandığımız, yanımızda taşıdığımız bir ürün kendisi. Dış görünüşünün temiz olduğuna bakmayın. Özen gösteriyoruz kullanırken. Görmüş olduğunuz gibi gayet temiz durumda. Fakat hani bu kullanılmamış olduğunu düşündürmesin size. Çantamızın en güzel köşesinde sakladığımız, motorumuzda hani çantasız taşımadığımız ya da bir yerlere fırlatıp atmadığımız için dış kozmetiğini asla bozmadık. Kullanırken özen gösteriyoruz. 3 ay gibi bir süredir kullanıyoruz. Performansından gayet memnunuz. Hani sabah motosikletle gezmeye çıktığımız zaman akşama kadar sıcaklığı bize yetecek seviyede kalıyor. Yani yaklaşık 10 saatin sonunda sıcak kahvemizi içmeye devam edebiliyoruz. Zaten bunda sıcak su taşıyoruz. Nescafe falan demlemek için kullanıyoruz daha çok. Su olarak taşıyoruz yani. O yüzden hani son dakikada bile performansını bize hissettiriyor. Son bardakta bile diyeyim. İlk içtiğimiz sıcaklıkta kahveyi içebiliyoruz. İlk bardakta içtiğimiz kahveyi içebiliyoruz son deminde bile. O da çok güzel bir detay. Performans gayet tatmin edici. Bu soğuk havalarda görmüş olduğunuz gibi şu an deniz kenarında bir yerdeyiz. Yaklaşık hava 7-8 derece civarında olmasına rağmen oldukça tatmin edici. Sıcak kahvemizi içebiliyoruz. Beğenmediğimiz yanlarından birazcık bahsetmek gerekirse şu üzerinde yer alan silikon materyal birazcık gevşek duruyor, oynuyor birazcık. Sanki deforme olabilecekmiş gibi, fakat yani hiç deforme olmadı aslına bakarsanız. Sadece şöyle göstermem gerekirse birazcık arada metal yüzey gözüküyor. Onun dışında bir deformasyon söz konusu olmadı ama yani ucuz gösteriyor gibi geliyor birazcık bize. Onun dışında bardağın iç kısmının plastik olması BPA içermese bile, yani zararlı petrol ürünü içermese bile bize lezzetli kahve içiyormuş hissiyatı yaşatmıyor. Hani o üst leveli yaşatmıyor bize. O yüzden o birazcık, o da bizim için kötü bir detay diyebilirim. Onun dışında ürünün geri kalan kısmında, yani şöyle ağız kısmında göstereyim. Kolay kahve dökmeyi, su dökmeyi yarayan yarım açılan mekanizmayı da göstereyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu mekanizma inanılmaz güzel bir mekanizma. Bu sayede termosunuzu komple açmanız gerekmiyor. Sıvıyı her yönden akıtabilmeniz söz konusu. Daha önceki inceleme videosunda da izlediğiniz gibi. Bu da oldukça güzel ve kullanışlı olmasını sağlıyor. Ayrıca 1.2'lik versiyonda bulunan görmüş olduğunuz sap da yine oldukça kullanışlı ve katlanabilir yapısı sayesinde de bizim motosikletimizin altında, çantamızda rahatlıkla taşıyabilmemizi sağlıyor. Ve dökerken, kullanırken de, şu şekilde taşırken de inanılmaz güzel bir his veriyor insana. Yani o dayanıklılık, sağlamlılık da yine sapında da devam ediyor. Kılavuzunda ya da altında da yazdığı üzere bulaşık makinesinde yıkanmaz, sadece elle yıkanır olarak geçiyor. O yüzden materyaline de bir zarar vermedik. Ve bu şekilde kullanılırsa bu eşyalar ömürlük olabilecek eşyalar zaten. Hatta nesiller boyu evlatlarınıza bırakabileceğiniz ürünler. Netice olarak söylemek gerekirse ürün gayet tatmin edici bir ürün. Biz gönül rahatlığıyla kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. Siz de satın alabilirsiniz. 750 mililitrelik mi yoksa 1.2'lik mi arasında kaldıysanız bence 1.2'lik boyut anlamında biraz daha büyük olmasına nazaran sap kısmının bulunması ve diğerinden ufak bir boyut farkıyla yaklaşık yarım litre daha fazla sıvı taşıyabilmenizi sağlamasından dolayı bence daha tercih edilebilir bir ürün. O yüzden ben olsaydım 1.2'li tercih ederdim. Fakat yine de bu sizin kararınıza kalmış, sizin tercihinize kalmış. Kendiniz bana yeter derseniz 0.7'lik versiyonunu, yetmez derseniz 1.2'lik bu versiyonunu tercih edebilirsiniz. Onun dışında ikisinin arasında zaten kalite farkı yok. Dış yüzeyleri aynı, boyaları aynı, ağız yapıları aynı, bardakları birebir aynı. Zaten görmüş olacağınız gibi biz iki kişi gezdiğimiz için diğerinin bardağını da yanımızda taşıyoruz ki birlikte paylaşabilelim. Karton bardak zaten doğada kullanmıyoruz.
çevreyi kirletmemek, geri dönüşümlü materyal bile olsa yok yere üretimi engellemek için daima bu şekilde yanımızda bardağımızı taşıyarak geziyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Macera Haritası YouTube kanalına abone olabilir, Instagram'dan bizi takip edebilir, videoyu beğenebilir ve altta da yorum yapabilirsiniz. Bundan çok mutluluk duyarız. Bizi izlemeye devam edin. Bu tarz içerikleri çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.